Hastalara bakarken virüsü kaptı. İyileşti, işinin başına döndü ve plazma bağışıyla hastalara umut oldu. Doktor Yavuz Buraktor, hastalanma sürecinizden bahseder misiniz? Neler yaşadınız? Nasıl bulaştı virüs? Tabii. Öncelikle merhabalar. Virüs hasta muayenesi sırasında, hastaları muayene ederken bulaştı bana da. Tabii ilk dönem olduğu için çok hani bu konuda tecrübemiz, bilgimiz yoktu. İlk vakalar. O zaman da hani biz kendimiz hani tanısını konarak bunu öğrenmiş olduk. O yüzden hani koruyucu ekipman kullanmıyorduk. Rutinimiz değil bu. Hastaları muayene ederken o esnada bulaştı bana. Peki nasıl ilerledi hastalık? Siz bir hekim gözüyle de kendinizi gözlemlediniz. Nasıl bir etki yarattı vücudunuzda? Şöyle yani tabii hastayı muayene ettiğimde hani bir kesin bir hani direkt kesin tanısını koyamıyoruz. İşte testler yapılması gerekiyor vesaire. Açıkçası klinik şüphemiz kuvvetli olduğu için ben hani geleceğini bekliyordum. O yüzden ondan sonraki 2 gün hastaneye gittiğimde de hani sürekli maske kullandım başkalarına bulaştırmamak adına. Ondan sonra da bu şüphe nedeniyle zaten 2 gün sonra bana izin verilmişti. O akşam da böyle vücut ağrısı şeklinde, halsizlik, kırgınlık şeklinde ilk olarak başladı. Ertesi günde yüksek ateşim olunca zaten hastaneye yattım. Akciğer enfeksiyonundan dolayı bende solunum sıkıntısı gelişmedi. Şanslıydım. Tabii biraz öksürük, biraz göğüs ağrısı hani bu tarz şeyler de hissettim. Ama beni daha çok yoran şey yatış sürecinde ateş ve vücut ağrıları, halsizlik. İyileşme süreciniz ne kadar sürdü? Ne kadar sonra negatif çıktı testiniz? Ben bir hafta kadar yattım. Son 2 günüm iyiydi. O yüzden hani taburcu olabileceğimi düşündü hekim arkadaşlarım. Ondan sonra 2 hafta evde kaldım. 2 hafta boyunca da istirahat ettim. 2 haftanın sonunda artık kendimi iyi hissetmeye başlamıştım ama bu yani insanlarımızı, toplumumuzu korumak adına çok önemli bir süreç. Yani 2 hafta mutlaka iyi izole kalmak gerekiyor. Doktorlar olarak siz aslında hayat kurtarmaya alışıksınız. Birçok insanı iyileştiriyorsunuz ama bu kez siz farklı bir şekilde plazma bağışçısı olarak bunu yaptınız. Plazma bağışçısı olma konusunda bilgi verebilir misiniz bize? Sizin için süreç nasıl ilerledi? Hastalığı geçirmiş, iyileşmiş, son 2 testi negatif gelmiş, izolasyon süresini tamamlamış, sağlığına kavuşmuş bir kişi olması gerekiyor. Ben zaten hani aklımda böyle bir şey olduğu için kendimi işe döndükten sonra, kendimi iyice iyi hissettikten sonra zaten Sevgi Hocam da bu işle ilgileniyordu. Direkt kendisiyle irtibata geçtim. Benim işlemim yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Ortalama bu civarda sürüyor diye tahmin ediyorum. Gereken plazma, bu antikordan zengin sıvıyı cihaz kanınızdan alıyor. Daha sonra diğerlerini sizin vücudunuza geri veriyor. Çok yani sıkıntılı, korkulacak bir işlem değil. Bir plazma bağışının 6 hastayı iyileştirebileceği, 6 hastanın tedavisinde uygulanabileceği söyleniyor. Sizin plazmanız şu anda herhangi bir hastaya uygulandı mı? Sizin tıp fakültesi özelinde mi uygulandı? Bilginiz var mı? Evet. Şöyle, tabii plazma alınınca hemen kullanılmıyor. Çünkü bunun da bir hazırlanma süreci mevcut. Bildiğim kadarıyla benim de plazmam şu an hazırlanma sürecinde. Hangi hastaya kullanılacağı konusunda da şu an hani çok güncel bir konu. Bakanlığımız da bu konuya bildiğim kadarıyla yine bir düzenleme getirmeye çalışıyor. Görevinizin başına döndünüz, hastalığı geçirmiş olmanız, hastalara yaklaşımınızda ya da onların semptomlarını değerlendirmenizde herhangi bir etki etti mi? Şöyle yani empati yapma konusunda yani ben kendi hekimlik sürecimde zaten hep hani empati yapmaya çalıştığım için o konuda çok bir şey değiştirmedi. Çok düşük de olsa hastalığı tekrar geçirme riski olduğu için yine hiç geçirmemişim gibi kendimi ve herkesi, insanları korumam gerekiyor. Hastalığın zaten ilk sürecinde hastaneye dönerken ne kadar hani bulaştırıcılığım olmadığını düşünsem de yine de hani temkinli davranmak adına sürekli hani belki hani insanları da korumak adına çok hassas davranıyordum. Şu anda da yine kendimi korumak adına yine aynı önlemleri göstermek durumundayım tabii. Çok teşekkür ederim.